Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem braderler, aziz cemaatül müslimîn. Bugün Hicri 1442 yılının 21. Rajab günündeki Cuma mevizemizin mevzusu İslam'da ayollar hukuku barasında buladı. İnşallah kerim. Şimdi bilmedim bu 8. Mart mı başka mı? Bizde ayollar günü her günü. Yıl 12 ay ayollar günü buladı. Yıl 12 ay ayollar günü desek mübalağa bu meydan. Çünkü ailenin rehberi erkek kişi, ama aile atılmış Kur'an'ın bekesi ayol kişi. Dinimiz ayol kişinin hakkını ne kadar örneğe koyduğunda daim köp ve hop gapırladı. Daim köp gapırladı. Müslümançılık da ayolda kadırlayan din kayırdı, ya tüzüm kayırdı. Kandayı kadırlayan ayolunu, birinci oranında ayolga hayat hakkını verip kadırlayan. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Kıyamet günü tirikleri kömülgen kızlardan soruladı. بِاَيِّ ذَنْبٍ Neme günahların vardı sizlerdi? Neme günah kılların ki katıl kılındıların? Tirikleri kömüldülerin? Oylamaylik ki bu ayet o şey İslam zuhur bulgen devirde Araplarını bazı birileri kılgen kızbalanı ağır sanıp trikley kümgenlerge yine ait deyip kızbalayken deyip balanı optaşlagenlerge mi ait bu? Abort kıldırgenlerge mi ait? Bir de doktor ayetti nagran toğularken deyip balasını optaşlagenlerge mi ait? 6 aylık, 5 aylık bugün, 7 aylık ballar, 8 aylık bugün ballar diyem Cüneyem nagıran bab kalırken abdestleyenler de bir ayet edip abdestlemakçı buluşu yaptı. Hatta abdestleyenlerim bol yaptı. Doğru usulde yolu beyan kılınken ananın hayatına anık tehdit bulturken de iki de zarar beraber kep kalsa hala tuğulmagen balanı nabut buluş zararı ve onasının nabut buluş zararı beraber kep kalken ne kılınadı? Ona saklı kalınadı. Üçünlerlik nerse? Bunun için fikhte fakihler üç hıl Allah'ın tanıdığı tabipler birbirinden müstakil tabipler. Bir hıl hulasanı yapırgenlerden son yine ota ananı özü karar versin degenler. Ama bugün alıp yendi bu nagıran bu kalış degen ihtimal bilen balanı aldırış, o şey balanı öldürüş bilen bir hıl gap. Allah subhanahu ve ta'ala ne için hamile verdi şu balanı? Siz abdestleseniz. Bir hıllarga vermeyipti ki. Kaç adam hareket kıyırttı, bulalmayipti. İnşallah buladı ki ya. Ama asan bulmaydı. Ama asan yine bugünler, asan yine vazgeçişleri için ne kadar şefkatsiz buluş gerek. Özünün balasını kıymele buldurur için. Abort kıyında kanaka tartı oladı öyleyiz mi? Balanı kıymele kesip kesip oladılar. Parça parçalab kesib oladi. O'zini bolasini shunday qilishga shafqatsiz ota va onalarni borligi jamiyat uchun yetarli bir musibat. U ayollarni, qiz bolalarni tiriklay ko'mganlar u tarixda qoldi. Ammo bugungi kunimizda, zamonamizda shu narsa bo'lib turibdi, birodarlar. Abort qildiraman deb. Hammasi qiz bo'layapti, bunisi ham qiz ekan deb. Ayoldan xafa bo'lib, u qiz o'g'il qilish onaning qo'lidami? Yo otani onaning qo'lida bo'lsa, otasining qo'lida ham bo'lardi. O'zi eplab o'g'il qizini degan qo'ldan kelsa, nima uchun u bechora ayoldan ko'radilar? O'ziga sovuq o'tib ketgan. Oyog'i issiq qo'ysin o'g'il bo'ladi. Ayolda nima ayib? Sovuqligi oshib ketgan. Qo'y go'shtlardan yesin. Sosiska pastga yurmasdan shunda o'g'il bo'ladi inshaalloh. Demak, birinchi haqqi ayol kishiga hayot bergan.
ko'milmasin, o'ldirilmasin. So'ngra uni erkak bilan moliyaviy masalalarda teng qilindi haqqi, meros berila boshlandi moliyaviy masalalarda. Haqlar borasida erkak bilan barobarlashadigan barobarlik borasida dinimiz ayollarga imkon berdi. Undan keyin hukmlar masalasida, ta'lim masalasida ayolga imkon berdi. Ta'lim masalasida erkak bilan barobar. Hadis sharifdagi payg'ambar alayhisolamning talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadisning matnida muslim keladi, muslimasi yo'q. Bu degani faqat erkaklargagina talab qilish ilmni farz degani emas-da. Odatda erkak va ayol barobar turgani uchun biriga murojaat qilishdan ikkalasi tushunib ketaveradi. Masalan, ya ayyuhallazina amanu deydi-ku Qur'on. Ey iymon keltirganlar deydi. U ey iymon keltirgan erkaklar demaydi-ku. Uni ichiga erkak ham ayol ham kirib ketadi. Xuddi shunday musulmonga ilm talab qilish farz deyilganda musulmonni ayoli ham kirib ketadi shuning ichiga. Ayollar ta'lim olish borasida haqlarga ega qilindi aslan. Meros. Xuddi shunda ayollar ehtiyot qilinib ba'zi masalalarda avaylandi. Ba'zi masalalarda ularning masalan guvohlikka o'tishligi yengillatib berildi. Erkakning teng yarmiga. Ikkita ayolning guvohligi bir erkakning guvohligiga teng qilib berildi. Bular aslida yengillik. Yana ba'zi bir ishlarga ayollarning guvohligiga bezovta qilinmasligi buyurildi. Ba'zi ishlarga qattiq ishlar endi haligi qattiq jazolarga oid ishlarda ayollarning guvohligi olinmaydi, bezovta qilinmaydi, ya'ni unda ishlarga. Ayolda o'zini ishi bor. O'sha ishlarga chaqiriladi. Ayol kishiga zinoning tuhmatini qilgan odamga jazo tayin qildi shariatimiz. Ko'rmagan, ammo zinoning tuhma aybini qilyapti ayol kishiga. Bu eng katta ayolni tahqirlovchi gap so'z bo'lgani uchun bunday guvohsiz ayb otadiganlarga shariat had da urush, qamchi urush jazosini tayin qilgan va hokazo. Ayol kishiga Alloh taolo ikki masalada mas'uliyat yuklar ekan. Biri jufti uchun ruhiy, ma'naviy xotirjamlik, sukunat bo'lishi. Li taskunu ilayhinna deydi Qur'on. Ayol eriga taskin bo'ladi, hamma tomonlama. Uyga kelganda doim ayolni so'raysiz-ku, uyda ayol bo'lmasa qanaqadir uy huvillab qoladi. Uyni bekasi haqiqiy ma'noda beka bo'ladi. Li taskunu ilayhinna. Ulardan sakina olishligingiz uchun. Sakinaga hammas kirib ketadi. To'shakdagi zavq, shavq ham, dasturxon boshiga sizga taom tayyorlab berishi ham, to'shagingizni sof, kiyimingizni yuvib, taomingizni hozirlab berishi ham, hokazo, hokazo, hokazo. Ikkinchisi esa farzand dunyo keltirish. Va unga g'amxo'rlik qilish masalasi ham ayolga yuklangan. Ularga Xudoim taolo fitratiga joylab qo'ydi. Qanchalik azob bo'lsa ham baribir yana farzand ko'rgisi kelaveradi. Shariatimizda shu zalvorli mashaqqatlar muqobiliga bir nechta masalalarda ayollarning ruhiy jismoniy holati e'tiborga olinib, ularga ikrom ko'rsatilgan, yengillik berilgan. Birinchisi, hayotning turli jabhalaridagi javobgarlik mas'uliyati erkakka yuklatiladi. Javobgarlik mas'uliyati. Bu mashaqqatlardan ayollar ozod qilindilar. Bu haqda Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Alloh ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim deydi. Erkaklar xotinlar ustidan oila boshlig'i sifatida doimo qoyim turuvchilardir. Sabab Alloh ularning ayrimlarini, ya'ni erkaklarni ayrimlaridan, ya'ni ayollardan ba'zi xususiyatlarda ortiq qildi. Imomat masalasida, azon iqomat masalasida, guvohlik masalasida, meros masalasida, taloq masalasida va hokazo. Va erkaklar o'z oilasiga o'z mol-mulklardan sarf qilib turishlaridir. Ya'ni nafaqa erkakning zimmasida bo'ladi. Ikkinchisi, Islom ayollarni juma namozi va jamoatga hozir bo'lishga buyurmadi. Juma namozi va jamoatga. Uchinchisi, guvohlik berish mas'uliyati ham ayollar uchun erkaklarnikidan ikki barobar yengil qilindi. Boya aytib o'tdik. Qasos va jinoyatlarda
guvohlik berish mas'uliyatini ulardan saqit qildi. Qisos va jinoyatlarda ayollarning guvohligi saqit qilindi. Lekin ayollarga xos masalalarda ularning guvohligi komil hisoblanadi va bu shariatimizning ularga katta ishonch bildirgandandir. Eri bor ayol ro'zoriga xarajat qilishga majbur emas. Endi non topaman degan ayolni tashishi bo'lmaydi. Bu to'lig'icha erning vazifasi. Er xotinning mulkiga daxil qilmasdan mahr beradi. To'y qiladi, uy joy bilan ta'minlaydi, xotin bola chaqasini parvarish qiladi. Bu holat ayol uchun moliyaviy imtiyozdir. Shu vaqtgacha hammangiz yaxshi bilasiz. Bu azim shahrimizda shunday bir urf paydo bo'lgan ediki, to'yda asosiy xarajatni ayol tomon qilish, hatto oshni ham kelin tomon qilib berardi. Alhamdulillah, ana shu da'vatlar, gapirishlar, tushuntirishlar o'zining mahsulini ko'rsatib, bugun kuyov tomon osh qilib berishi, xarajatlarni butunlay zimmasiga ko'tarishi kengayib bormoqda, ko'payib bormoqda. Alhamdulillah. Demak, qilayotgan bu xizmatlar bekorga ketmayapti, havoga sovurilmayapti. Amal qilib sekin-sekin to'liq bu narsalarga erishib olamiz. Agar hamroh bo'ladigan mahrami bo'lmasa, ayol kishiga haj farz qilinmaydi. Mahram bo'lmasa, majburiyati yo'q. Kim ayolga zino bilan tuhmat qilsa, boya aytib o'tdik, islomda unga jazo qo'llaniladi. Agar er zulm qilsa, xotinga xulu qilish haqqi berilgan. Xulu degani xotinning eridan taloqni talab qilish haqqi. Er zulm qilaversa, zulmda oshib ketaversa, xotin qoziga murojaat qiladi, eridan taloqni olishga berishga majbur qiladi qoziyot. Ana shunday imtiyozlar va boshqa imtiyozlar ayollarga berilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayollarni kamsitishga chek qo'yish va ularning jamiyatdagi o'rnini anglatish uchun ularga ummatlariga, ya'ni bizga yetarlicha ko'rsatma berganlar. U zot sallallohu alayhi va sallam yaratilish jihatdan erkak va ayolning asli birligi haqida shunday deydilar. Imom Abu Davud Sayyida Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilib, innamun nisa va shaqoiqur rijal. Ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir deb marhamat qilganlar. Yoki Imom Ibn Moja Anas Ibn Malik radhiyallohu anhudan keltiradilar. Payg'ambar Efendimiz aytdilarki, kim ikki yoki uch qiz yoki singlisiga g'amxo'rlik qilib tarbiyalasa va ular turmushga chiqib ketsalar yoki o'sha kishining o'zi vafot etsa, men va u jannatda mana shunday bo'lamiz deb barmoqlarini, ikkita barmog'ini bir-biriga yaqin qilib ko'rsatdilar, ishora qilib. Ya'ni uning darajasi oliy bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqin bo'ladi. Kim qizlariga, singillariga shafqat qilgan odam. Hatto fiqhda masalada keladi. Singilni ko'rish uchun aylanib borish masofa uzoq bo'ladi-yu, o'rtada bug'doyzor bo'lsa, bug'doy pishib turibdi. Uni payhon qilish uvol bo'ladi, isrof bo'ladi. Ammo singilni ko'rish uchun faqat akaga o'sha bug'doyzorni payhon qilib bo'lsa ham tezroq borishiga shariat ruxsat beradi. Ya'ni aylanib borsa 2 soatda boradi, to'g'ri kelsa 15 minutda boradi. Ammo to'g'ri kelsa bug'doyzorni bosish kerak. Hech kimga ruxsat yo'q. Illo singilni ko'rish uchun akaga ruxsat bor. O'g'il bolalarga, aka-ukalarga opa singillarday mehribon odamlarning o'zi bo'lmaydi. Hamma vaqt duogo'ylaringiz bo'ladi. Opa singillarni har doim qadrlash kerak, qadriga yetish kerak. Saudiya Arabistonining shimolidan bo'lgan bir doktora ayol hikoya qilib beryapti. Ota-onasining boshidan o'tgan voqeani. Aytadilarki, bir oilada 12 ta o'g'il va bir qiz bor ekan. O'sha qiz endi balog'atga yetgan, 16-17 yoshlarda. Va bir akasi bilan shu qiz bir onadan, qolgan akalarini hammasi boshqa onadan ekan. U qiz saraton kasal bilan og'rib qoldi deydi. Ota va akalar singillarini, qizlarini Riyozga olib kelishdi, poytaxtga. Davolanib yurishurdiki, qiz televizordan ko'rdi, mumkin gazetada o'qidi, xabar topdi. Amerikada bu qizning kasalining davosi bor ekan. Ammo u oila o'rta xil oila edi. Hammalar aka-ukalari uylangan, hammalarining uylari bor.
O'rta hol odamlar edi, boy odamlar emas edi. Ota ham, akalari ham qiz so'radi-da endi. Amerikaga olib borib davolatmaysizmi otajon deyapti. Akalarga aytyapti, u qizni yashagisi kelyapti. Riyozda tushirib yetdiki, kasalning shifosi yo'q unga. Davosi yo'q. Amerikada bor ekan dorisi. Eshitgan odam Payg'ambar alayhisolam aytganlar, "Al-mayyitu kal-ghariq" deganlar. O'limga yo'liqqan odam cho'kayotgan odamga o'xshaydi. Cho'kayotgan odam bir xasni ushlab bo'lsa ham najot kutadi undan. Qiz ham yashagisi kelib so'rayapti, ammo otalar, akalar hammasi yo'q deyshti. Chunki ko'zlar yetmayapti, qiz bar bu qiz o'ladi deyshyapti. U Amerikaga shuncha pul sarflab isrof qilish nima kerak? Bizga og'ir bo'ladi deb xullas ota ham jumla akalar ham yo'q deyshti. Faqatgina ona bir aka ich kuyyapti singlisiga. U akasi uylangan, uyi xotirim bilan o'zi bilan sheriklikda uylari, o'rta hol odam. Shu aka singlisiga rahm qilib Amerikaga ketishga tayyorgarlik ko'ra boshladi dedi. Xotiniga aytmasdan uyini garovga qo'yib pul oldi. Ayoli bilib qolgach janjalni to'polonni qilib otasiga ketib qoldi. To qarorgindan qaytsang uyga kelaman dedi. Akalar ham qarshi, ota ham qarshi, ammo ona bir jigar aka singlisini olib Amerikaga ketdi dedi. 8 oy yashashdi Amerikada. 8 oy davolatdi. 8 oydan keyin singli vafot qildi. Ammo u uyining puli hammasi butun bor yo'g'i u akani 8 oyga sarf bo'ldi singil uchun. Singilga 8 oy yaxshi hayotni yashatdi akasi. Rahim qilib, umidlantirib. 8 oydan keyin vafot qildi. Safarat elchixona orqali qizning jasadini Saudiyaga olib kelishdi. Saudiyada u akani ota va akalarining malomati, uysiz qolgan xotinning janjali kutib turardi. Malomatga qoldi u bechora. Kelgandan keyin uyi yo'q, ishi ham 8 oyda ishdan ham ayrilgan. Oxiri bir firmaga ishga kirib taksilik qila boshladi. Shunday qilib kun kechira boshladi. Ijaralarga yashab yurdi, uyi yo'q ekani. Hech kim yordam bermayapti. Sen o'zing qilding, endi o'zingdan ko'r deyishdi. Ammo 1-2 oydan keyin bir advokat keldi Saudiyani boshqa tomondan. O'sha qiz bilan akaning vafot qilib ketgan onasi vafot qilib ketgan ekanda. Vafot qilib ketgan onasini qarindoshlari bor ekan bir odam. Katta yer egasi, boy odam ekanu, ammo hech kimi yo'q ekan. Va o'sha kalola usuli deydi, merosda o'sha orqali bu bola o'sha odamga merosor bo'lib qoldi. Advokat shuni izlab ketdi. Katta yer bunga merosga o'tdi. Oxiri hujjatlar bitdi. Merosni olgandan keyin u haligi aka bir oz qism yerni sotibdi-da, sotilgan uyini qaytarib olibdi. Ammo ayolining nomiga rasmiylashtirdi hujjatni. Ayolining nomidagi uy hujjatini va taloq yozilgan hujjatni qo'shib ayoliga berib yuboribdi. Ayoli o'rtaga odam qo'yib yarashishga harakat qilibdi, ammo yigit voz kechdi u ayoldan. So'ngra qolgan yerga dehqonchilik qilib, Alloh unga shunday baraka berdiki dedi. Xuddi osmondan chelaklab yog'ilganday, suv yomg'ir yoqqanday pul yog'ilib kelardi unga. Nihoyatda omadi yurishib ketdi dedi. Hamma hayron bunga. Tezda boyib ketdi haligi yerlarga hosil ekib. Shunda u yigitning o'zi aytdiki, singlim jon berayotganda odatda odamlar muhtazar holat deyiladi. Muhtador degani o'limga yo'liqqan odam. O'lim holat, muhtador holatda hamma kalima aytadi. O'zi aytalmasa yonidagilar aytib turadi. Ammo singlim deyapti, o'sha mahalda ey Robbim deb duo qilayotgan ekan. Ey Robbim, akamni rizqi eshiklarini ochib ber deb duo qilar ekan. O'sha singlimning o'limi oldida qilgan duosini ijobati bu debdi haligi aka. So'ngra bir yosh qiz topib, unga uylanib, hayotini boshqatdan quribdi. Haligi hikoya qilib berayotgan doktora ayol o'sha erkak bilan ayolning farzandi ekan, qizi ekan. Menga otam rahmatlik ammamning ismini bergan. Mana shu voqea otamni boshidan kechgan deb aytib beradi. Singlisining duosi, singlisiga mehribonlik, singlisiga hayot yashatib berish, baribir bir onadan tug'ishgan jigarlarning bir-biriga mehribonchiligi va hokazo. Aksarimizda ham bunga o'xshash hodisalar ko'p bo'lgan. Opa-singillarga mehribonchilik,
ularga yordam berish. Odatda to uylanguncha yo turmushga chiqqunlaricha aka-uka opa-singillar bir uyda yashashadi. Sig'ishadi, bir ko'rpaga sig'ishadi. Bir qozondan ovqat yeyishadi. Ota-onaning uyiga hamma sig'adi. Ammo ota-ona o'tganlardan keyin hamma uy joyli bo'lgan, lekin hammani boshini keyin qovushtirish qiyin bo'lib qolar ekan. Qovushtirish qiyin bo'lib qolar ekan. Ota-ona o'tgandan keyin sekin-sekin ota yurtga, ota uyga borishingiz ham sekinlashib borar ekan. Aka-singillar, ukalar, opalar bilan ko'rishish ham o'ziga yarasha sekin-sekin oqibat yo'qolib borar ekan. Aslida oqibat yo'qolmas kerak. Aslida shuni saqlab borish kerak. Ota-onaning ruhi aynan mana shu narsadan shod bo'lar ekan. Farzandlarining hamjihatligidan, ittifoqidan, mehribonchiligidan. Shuning uchun erkak odam opasi va singlisi yo'lda hech dunyoni ayamas kerak. Ayoli ayoli, farzand farzand u sizniki. Ammo opangiz yoki singlingiz sizning qarindoshingiz u. U sizning jigaringiz, ularning o'rni doim boshqa bo'ladi. Ularning duosini olish kerak, harakat qilish kerak. Bu dunyo qizg'anishga hech kim arzimaydi birodarlar. Bu dunyo hech kim qizg'anishga birovning dilini og'ritib pul bermasdan saqlab, ayniqsa qarindoshingiz bo'lsa u dilini og'ritishga bu dunyo hech kim arzimaydi birodarlar. Sizga hozir bir bo'lib o'tgan voqeani aytib beraman. Bu mashhur voqea. 80-yinchi yillarda Saudiyada Adnan Qoshiqchi degan bir milliarder yashagan. Adnan Qoshiqchi. Yaqinda bir jurnalist o'ldirilgandi, Jamol Qoshiqchi. Saudiyalik jurnalist, o'shalarda amakisi u. Adnan Qoshiqchi 80-yinchi yillarda, 70-yinchi yillarda 4 milliard dollar sarmoyasi bor bo'lib, dunyoning eng boy odamlaridan biri bo'lgan. Uni otasi Muhammad Qoshiqchi qirol Abdul Aziz As-Saudning shaxsiy tabibi, doktori bo'lgan. So'ngra tibbiyot, meditsina vazirligigacha ko'tarilib borgan. Shu Adnan Qoshiqchi qurol aslaha bilan savdo qilgan ekan. Ayniqsa Eronga 80-yinchi yillarda ko'p qurol sotgan odam mana shu odam bo'ladi. Asrining Qoruni degan nom bo'lgan. O'ta baxil odam bo'lgan ekan. Juda boy. O'zi nihoyatda hashamatli yashagan, ammo o'ta baxil. Chunki bir jurnalist Jorul Muhammad Jorulloh degan bir jurnalist 30 yil buni kuzatadi oilasini. Doim maqola yozadi, oilasi haqida bildirib beradi. O'sha jurnalist aytib beradi. O'sha mahalda hozirgi Muhammad bin Talal degan milliarderi bor, Saudiyani amirlaridan bittasi, qora ko'zangni taqadi. Shuni mashhur yaxtasi shu Adnan Qoshiqchini yaxtasi edi deydi. 80-yinchi yillarda 4 ta vertolyot qo'nadigan 610 ta xodimi bor yaxta shu odamniki edi deydi. Bir kuni deydi qizchasi Jenevani shokoladini, Parijni ice creamini istab qoldi deyapti. Hali jurnalist yozyapti. Shaxsiy uchog'iga o'tirgizib Jenevaga olib borib shokolad yedirdi. Parijga qo'ndirib marojni yedirib qaytib keldi deyapti. Osmon o'par qasrda yashardi. Ammo o'ta ziqni baxil edi. Xodimlarga ham, ishchilarga ham rahm qilmas. Uni bir shiori bor edi. Hazrati Odamdan keyin uning bolalariga kafillikni olganim yo'q der ekan doim. Kim yordam so'rab kelsa, Odamdan keyin uning zurriyotiga kafillikni olganim yo'q, hayda yo'linga deb haydavorar ekan. O'sha odam nihoyatda boy odam bo'lgan. Mana bu eslasangiz, Malika Diana bilan Dodi Fayot Parijda avariya bo'lib vafot qilishadi. Milliarder Muhammad Fayotning o'g'li. Ana shu Dodi Fayot Adnan Qoshiqchining singlisining o'g'li bo'ladi. Yani, bular shunday katta oila. Juda qattiq kasodga uchraydi. Mana shu milliarder. Kasodga uchraganligining sababi bir ko'p yil xizmat qilgan xodimi, boshqa yurtdan kelib ishlaydigan xodim ayoli kasal bo'lib xo'jayindan yordam so'rab keladi. Mayli xo'jayin oyligimdan ushlab qolish yo'lida qarz bering, ayolim kasal desa xo'jayini unga urushib beradi. Hali gapini gapiradi, men seni kafilligingni olmaganman, yo'ling ochiq deganday uni qattiq dilini og'ritadi. Ana shunda xodim duo qilgan ekan xo'jayinni oldida unga eshittirib, ey Allohim, bu odamni to kasodga uchrab odamlardan tilanadigan holga tushganini ko'rmagunimcha meni o'ldirma deb duo qiladi.
Şurada Adnan Koşukçu bunun duasını eşitip işten hayda uğradı. Bütünle üyüden işten hayda uğradı bu adamdı. Şunday bunga sınav geldi ki dedi. Şunday sınav geldi ki şunca bir hesap pullar, üyler, vertaliyat, samaliyat, yakta hamması yok oldu dedi. Üyüyem kalmadı yaşayışa. Saudiyanın boylardan bir Süleyman Racihi degen boy var. Hurmatçı boy. Hazır Racihi banki bütün İslam, bütün dünyada işleydi banki egesi. O şey Racihi bunu aldığı kelerdi. Ey Adnan dedi. 35. yılda tuğulgen Adnan. Süleyman Racihi hem bu tingdaş. Ey Adnan dedi. Benim senden artık cayım yok. Ama Peygamber aleyhisselam bizge örgütkenler. Bir kavminin azizi harb olsa bütün kavm onge yardım kılışı vacip bulat degen. Kavmda aziz buyurgan adam birden ki harb kaldı. Kavm onge yardım kılışı hammasiga vacip buladı. Eğer kavm yardım kılmasa hammasi günahkar buladı. Şunun için ben sana yardımı geldim. Bana bu ayalin bilen ikkelenge samaliyot beliti kahrege. Bana bu pulge kahardan kiçkine gene bir şıkka satı olasılar. Kiçkine gene üy. Her ay bir mertte Racihi bankimden senge maaş yuvarttıraman senge yetedi. Yani bir yıllarda harb olduğun ağayını bar kahrede yaşa. Umurunda kinelmesine ötkezdi bir yardan beredi. Ve o Mısır'ı yetedi. Mısır'da yaşarken de kahrede hatını bir gün soraydı. Özü iki mert uylanadı. Aşkara birinci ayalı Britanyalı buladı. Britanyalı buladı. İkinci ayalı İtalyanlı buladı. Kahrede yürgen de ayalı soraydı ki hayatınızdaki en çükün vaktinizi isteyiz mi? Ha, deyip ayeti birer. En ağır günüm, çükünlükü çükün halatım. Halige Süleyman ki bana yardım verirken buldu ki esin deme deydi. Ve şu ayetken pulunu alışın üyüge vardım. Onu kasırge vardım. Özü yokken, hadımlarge, hizmetkarlarge tayinlep gittinirken, halige pulunu alışın bergen hadım bilesem kim miydi? Halimin urup haydab sökken, hizmetkarım eken. Menga pulni olib yaptı, men unga qo'limni uzatyapman. U menga shuni duo qilgan edi. Sen ham xor bo'lib, odamlardan tilanib, qo'l cho'zishingni ko'rmagunimcha meni o'ldirma Allohim deb duo qilgan edi. Ammo u menga rahim qilib yig'ladi holimga. Menga pulni uzatar ekan meni tanidi-da, ko'zlardan yosh to'xtamasdan oqdi. Ana shu mahalldagidek xor bo'lmaganman dedi. O'shani duosi meni urdi. Duoi badi urdi deb eslaykan. Şundan ki bu Adnan Koşçı özüye kemeydi. Devleti kayıtıp kemeydi. Sarsan sargardan bu yuradı. 2017 yılı London'da Parkinson keserliğinden vefat kıladı bu adam. Cemal Koşçı'nın emekçisi. Yani dünyanın o şemahalde 70. yıllarda 4 milyardı var adam. Hazır ki 200 milyardı var adam diye yaptı. Cüda katta boy adam bugün. Ama kızgançlık, öz hadımıdan ayaşlık, zıknalığı onun başı yetti. Dünya öz üstünde ibradarlar. Dünya vaktince bu kegen narsada işletip kalışımız gerek. Zıknalık, bakıllık asla bizge yaramaydı. Aynısı karındaşlarga, aynısı opa singillerge, ya ki turmuşu bozulup kayıt kegen kızlarga öte şefkatli buluşumuz gerek ibradarlar. En kızık halat da şu üyde katta bugün kız turmuşge çıkandan ki üyge sığmaya kaladı. Dakşata uyga sığmaydı. Uyga qaytib kelib yurishga ukasidan, ukasining xotinidan hijoat bo'ladi. Uyga qaytib yuraman desa, ota-onasi o'zi sig'dirmaydi. Onasi qo'ymay gapiraveradi. Nahot bu dunyoning ishi shunday qiziq. Qiz o'zi tug'ilib o'sgan otasining uyiga sig'maydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam turmushi buzilib kelgan, qaytib kelgan qizlarga otalar shafqatli bo'lishligini ta'kidlaganlar. O da sizin şefkatinizin muhtaç buladı. Turmuş buzuluşan var. Talak ruhsatı bekarge verilmedi. Birbirge doğru kemegen adamlarını azapta yaşayışken mecburiyeti yok buradırlar. Acrim var. Acrimde aldığına alışkaya hareket kılamız. Ama kim gelir acrim necat buladı. Necat buladı. Meyli bu hayat başkattan hayat kuruşu onge imkan kıp veriş gerek. Yardan veriş gerek. Onun başını silaş gerek. Dünya hayatı şunday ekan birodarlar. Bugungi o'zi mavzu shu ayol qizlarimiz masalasida. Bilasizlar, ayol qizlar tarixda katta-katta nom qoldirgan zotlar ayollardan ko'p bo'lgan.
olima bo'lganlar, masalan bular Sayyida Oyisha onamiz radhiyallohu anha. Payg'ambar alayhissalom vafot qilganlarda, ya'ni Rafiqul Aliga intiqol qilganlarda 18 yoshda qolganlar. Sayyida Oyisha onamiz 18 yoshda. Ammo turmush quraman deganlar yo'q, mumkin emas edi u. Yoki farzand ko'rmaganlar, biror marta farzand so'rab duo qiling deb payg'ambarimizdan so'ramaganlar. Lekin Oyisha onamiz ilm bilan shug'ullanganlar. Hadis rivoyat qilganlar, sahobalarga ustozlik qilganlar, muftiylik qilganlar. Butun umrini payg'ambar alayhisolamdan keyin qancha yashagan bo'lsalar, ilmga bag'ishlaganlar. Va ayollarni ilmli bo'lishi, dunyo qarashi kengayishi uchun xizmat qilganlar. Bugun bizni oldimizdagi umumiy katta bir ish bu. Ayollarni dunyo qarashini kengaytirish kerak. Shunda bizni bolalar, zurriyotlarimiz, bolalarimiz dunyoga bas keladigan, ya'ni dunyo bilan muomala qiladigan bolalar bo'ladi. To onasi ushlardan xabardor bo'lsagina. Ya'ni ularni o'qitish yo'lini aytayapmiz. O'qitish. Alhamdulillah, ko'pchilik o'qityapti ayollarini, qizlarini, ammo ommaviy ravishda, ya'ni kengaytirib bu narsani yo'lga qo'yishni bir o'ylab ko'rishimiz kerak ekan. Ayoliga zulm qilib, unga taloq bermasdan, yashab yashamay taloq berib ajatmasdan zulm qiladigan erkaklarni borligi, ularga mazlumo bo'layotgan ayollar va hokazo, bunaqa masalalar doim bizni bosh og'rig'imiz bo'ladi. Alhamdulillah, siyosat, din, davlatimiz bu narsaga jiddiy qaraydi. Ayollar doim kafolatlangan, himoya qilingan haqlari, ayollar markazlari, bo'limlar ishlab yotibdi. Ma'ruzalarda tashviqot, targ'ibotlar qilinib yotibdi. Inshaalloh karim, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yo'liga tushadi. Bugun bir e'lonimiz bor sizlarga azizlar. Bir mehmonimiz bor. Mehmonimizni kim ekanliklarini, ularni bir shaxsiy hayotlari haqida do'stlari qisqacha bizga aytib beradilar. Bu kishi o'zlari xorijlik, hozir tanishtiradilar. Huzuringizda islomni qabul qilmoqchi birodarlar. Bu birodarimiz o'zlari olim odam bo'lish kerak. Hozir tanishtiradilar. Inshaalloh shu birodarimizni o'zlari ilm bilan tushunib yetib İslomni qabul qilishlariga hammamiz guvoh bo'lamiz, shohid bo'lamiz. Alhamdulillah, marhamat. Tanishtirib, mikrofon. Assalomu alaykum. Bu do'stimiz Paul Welford, Londondan. Hozir bizda mana shu yerda Cambridge maktabida dars beryaptilar. Xolosa, juda ko'p qatorda mana Gonkongda bo'lganlar, dars berganlar, ishlaganlar. Ya'ni ilmiy olim odamlar-da. Endi ayollari ham Indoneziyadan, lekin nima dedi, men bu musulmonchilikka majburlamadim buni dedi-da. O'zi dedi, sekin-sekin men amalim bilan ko'rsatdim, bu o'zi keyin so'rashni boshladi, savollandidir. Keyin bir o'tgan hafta menga aytib qoldi, men mana shu musulmonchilikni qabul qilmoqchiman deb. Shundan beri mana xursandchilikdamiz, Xudoga shukr. Subhanalloh. Endi shu sizni guvohingizda, mana ko'pchilikning guvohida bir shahodat keltirsa degan bir niyatimiz bor edi. Yoshlari necha yoshdalar? You are 44, right? Sorry. 44, right? 40. 40, ha, 40 yoshlarida. Mashalloh. 40 yoshlarida. Assalomu alaykum hamma jamoaga. Biz juda xursand bo'ldik. Ya'ni ukamiz Boburjon bilan ishlaydilar bular. O'sha Cambridge School'da dars berishadi birga. Men inglizlarni bilaman, u yoqda ko'p yashaganman, o'qib ishlaganmiz. Yaqinda keldilar-da, shunaqa vaziyat bo'ldi dedilar. Ya'ni shu do'stimiz islom qabul qilmoqchi bo'ldilar dedi. Subhanalloh. Keyin men aytdim, to'xtang buni dedim. Buni dedim, oddiy qilib qo'ymaylik dedim. Bu bir kunda bo'ladigan, har kun bo'ladigan narsa emas dedim. Agar bu oddiyroq odam bo'lganda mayli dedim. Britaniyadan kelgan, Gonkongda dars bergan, butun dunyoda aylanib kelgan ilmiy olim odammi? Bunaqa shahodatini chiroyli qilaylik, haligi ko'rsatish darajamiz bo'lsin. Mana chet ellarda ko'rsanglar, har bir iPhone'larni yoki boshqa narsani qanaqangi promotion qiladi ular, ko'rsatadi. Biz ham musulmonlarni shu nimalarda juda chiroyli ko'rsataylikki va juda ko'pchilik talashdi. Biz u yoqqa qadrdonlarimiz ham ko'p, imomlar ham chaqirishdi. Kim biz ko'rdik, ha, eng ko'p nimalari mehrobimizda ko'p ekan nimalari. Ya'ni kuzatuvchilari tanlab nasib sizlarga bo'lgan ekan, juda ko'pchilik keringlar bizga deyishdi. Tanlov qildik, xudo xolasa. Alhamdulillah. Keyin kecha kelishdi.
Fransız dostumuz, bu yüzden İslam'ı kabul ediyorlar. Bu da Britanyalık, uzlar Fransız, bilir işleşedi, Britanyalık, Fransız. Bu da aldığında Müslüman, bu da bunlarla görüşkemiz. Keçekin kilişkendeki sorularını kanayım, benim ben kabul edemem, kança buladı bu değil, sorul. Ben de hiç bunu veremem. Ben ettim, biz hadiye veremem, siz güldüğünü dedim, dükkanı kere hadiyelerini kıldık. Bugün ağzını ve dekiyin, ziyafatımız var dedik. Çıralarını kabul edip dedik. Yani köpçeli buradalarımız kursun, bu hali ki oğlam şumur bir yengilik manasından akıllıydı dedi. Cüda kursan bulduk çünkü şu camağa geldi bugün. Berekallah, şükürler. Bu Biyogan Francis, isimleri Abdurashid. Abdurashid. Şu oldundan, şu Katar'da hayatlarda şu Müslüman bu geldi. Şimdi ben tamam bu Polna Müslüman bu oluşu yer misi o şu Eyalige bu ise, yer misi bu Abdurashid ekemiz geldi. Çünkü o şu birge işleşedi, iyi numasını yani amelini körüp durup o şundan bir ruhlanıp nakli yaptı dedi. Şimdi bu leyem ayeti yaptı ama numara Polna bu özü yakşı, yani yakşı adam dedi, hulku yakşıydı. Bu devam kılı yaptı bana Müslümançılık ki, yani özü doğru hulklu adam çünkü devam kılı erken de yaptı dedi. Barakallah. İsimlerini Xudo xolosa Ahmad deb nima qilyapmiz? Tanladik. İsimlerini Ahmad deb o'zgartirar ekanlar. Subhanalloh. Hozirgi nimalar olsam ham qulay juda ham hammamizga duo qilib qo'yasiz deb nimasi yangi paytida aytdim. Bo'lmasam kalimani aytadilarmi? Aytadilar. Bering mikrofonni. Men aytaman, bular takrorlaydilar-da. Xo'p. Ashhadu. 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 Allah, Allah, ilaha, ilaha, illallah, illallah, ve ashhadu, anna, Allah, anna, Muhammadan, abduhu, abdulu, ve rasuluhu, rasulu. Allahu akbar. Thank you. Thank you. Salam alaykum. Endi sizlarga bu vazifa qoladi. Ahmad birodarimizga musulmonchilikni bu yog'ini o'rgatish, amallarini albatta yengil qilib, xursand qilib o'rgatish, holdan xabar olib turish, biz ham xabarlashtiraylik. Chunki bular olim kishilar. Olim kishilar o'zlari ilmlar bilan tushunib Müslümanın ahlakını körüp, benim karın İslam'ını kabul kılıyordu. Kendi çıralı dinimiz var. Müslüman kişi kendi çıralı hulkluk buladı. Bunlar cüda küpçülükke ibret buladı. Dostları, bunların Katar'da hemimiz bugün cüda bir uluğ savab kıyam inşallah. İge bulamız buradırlar. Bu uluğ savab, bu uluğ iş. Allah hemenlerden razı olsun. Bir kişinin İslam'ı kirişi, yenge bir Müslüman tokuluşu. Hazır mesela bu Ahmet biraderimiz şunday kaldı ki, ko'p gapiraman. Bu kalimani aytishlar bilan qalblarda ishonib turibdi, tushuntirganlar ma'nosini. Aytishlar bilan musulmon bo'ladi va o'tgan hamma gunohlar kechiriladi. O'tgan qorong'i yillar oppoqqa aylantiriladi. Oppoq. Onadan tug'ilganda qanday gunohsiz bo'lsa, ana shunday holga keladi. Shuning uchun men ko'p aytamanki, shunday mahalda bular duosini olaylik. Bizni bu birodarimiz Ahmad, mana Abdurashid akamiz jumla bu yerda bu mihrabda ko'pchilik İslam'ını kabul qiladi. Hammangiz bilasizlar. Shunday Alloh baraka berib qo'ydi. Bunday ishga guvoh qilganiga Robbul olamingga hamd va sanolar aytamiz. Yana ham ko'proq muyassar qilsin. Yana ham ko'proq musulmonlar safini kengaytirsin. Bugun juda ham biz quvondik qadamlaringizdan. Amin. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ey rahimlarning rahimlarog'i bo'lgan, ey marhamatlarning marhamatlisi bo'lgan Robbimiz. Ey ulug' Rabbimiz, sening jalolingga loyiq hamd va sanolarimiz bo'lsin. Bugun yangi bir musulmon bandangning islomiga guvoh bo'ldik. Bu Ahmad birodarimizga islomini muborak qil. Uning umriga, rizqiga, avlodiga baraka ber. Zurriyotlardan musulmon olimlarni chiqib, diningga xolis xizmat qilishlarini va salmoqli xizmat qilishlarini o'zing nasib qil. Bu Ahmadjon birodarimizni islomga kirishiga yordamchi bo'lgan jumla do'stlari, birodarlari, bu yerga olib kelgan do'stlarimizdan o'zing rozi bo'l ya robbal alamin. Aynan mana shu masjidni, shu minbar, shu mehrobni tanlagan, yordam bergan do'stlarimizdan o'zing rozi bo'l ya robb. Parvardigor olam, bizning jamoatimizni yaxshi ko'rishingga biz ishonamizki, bugun ana shunday odatda tez-tez bizni jamoatimizni siylab turasan. Bunday go'zal ishlarga guvoh qilib ya Rabbi ko'zlarimiz quvondi. Doim ko'zlarimizni, qalblarimizni sururga to'lib quvonib yurishni o'zing nasib qilgin.
Bugün aramızda endigina İslam'ını kabul kılıp, hali pokiza bo'lib turgan şu Ahmadjon birodarimizni vasiyla kılıp sorayımız. Ya Rabbi, günahlarımızı avf etkin, bizde mutaafı otkallarımızı mağfiret kıl, zürriyatlarımızdan, ahillerimizden köz kuvançını ata et, bizlerini takvadarlarla imamlardan buluşumuzu nasip kıl. Ya Rabbel Alemin, dünyanın Katar'da Özbekistanımızı güllatıp yaşnet, halkımızın iktisadını güzel kıl, maişetini faravan kıl, ihlasını ziyade eyle. Ya Rabbel Alemin, kavmimizden, cemaatimizden razı bol. Bu cemaatke cümle cemaatler Katar'da bereke bir. Duası tez kabul buladigen güzel bir cemaat buluşu nasip kıl. Aramızda kança bimarlar var. Bir dostumuz Hatm-ı Kur'an kıyanlar, bimar kasalhanada tezrak ayakka turup geçişini sorup dua kılamız. Şifayı kamul ve şifayı acil bergin. Cesur biraderimizin hali bana tuğulmagen farzantları yukarıda eti ettik. Bemor nogiron bo'ladi, obtashlang desalar ham bu birodarimiz yo'q. Men roziman. Sog'lom tug'iladi inshaalloh deb duolaringizni kutyapti. Duo qilingizlar, sog'lom tug'ilsin jumla bolalarimiz qatorida. Ya Rabbi, aramızda qarzdorlar bor, najot bergin. Bemorlarga shifoyi komil bergin. Farzand talablarga solih va soliha farzandlar bergin. Ya Rabbal alamin, hammamizni xayrli ishlarga muvaffaq qil. Dunyoning har turli balosidan panohingda saqla. Bu Ahmadjon birodarimizning qadamlarini qutlug' ayla ya Rabbal alamin. Islomini muborak qil. Va sallallohu va sallama ala sayidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muborak bo'lsin. Resulullah, Resulullah.